Merhaba arkadaşlar. Şimdi son denememizi beraber çözeceğiz. Tanjant artı kotanjant 4 olduğuna göre koskare eksi kos üzeri 4 ifadesinin değeri kaçtır? Önce bir isteğine bakalım. Koskare eksi kos 4 isteniyor arkadaşlar. Bunun değeri kaçtır? Şimdi koskare parantezini alırsam 1 eksi koskare geliyor. 1 eksi koskare ne işte arkadaşlar? Sinka. O zaman bizden istenilen şey cos çarpı sinin karesidir. Peki. O zaman V'line bakalım bir de. V'line tanjant artı kotanjant 4'müş. Tanjant neye eşitti? Sin bölü cos. Artı kotanjant cos bölü sinde. Neye eşit buradan? 4. Payda eşit dersem sin kare artı cos kare bölü sin çarpı cos neye eşit oldu? 4. Biliyoruz ki sin kare artı cos kare neye eşit arkadaşlar? 1. Bakın şurası 1 geldi. 1 bölü sin cos 4'e eşitse buradan sin çarpı cos neye eşit olur arkadaşlar? 1 bölü 4. Bizden istenilen de zaten cos çarpı sin karesiydi. Yani 1 bölü 4'ün karesi olacaktır. O da 1 bölü Bursa. 32. sorumuz. ABCD paralelkenar verilmiştir. Alfa ve beta. Tanjant alfa eksi 1,5. Alfa arkadaşlar dikkat ederseniz geniş açı. Geniş açı olduğunda burada doğrular vaziyette. İfadenin hangileri doğrudur? Şimdi zaten biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Paralelkenar olduğu için alfa artı beta ne işte arkadaşlar? 180. Evet. O zaman tanjant 180 ne eşit olur? 0 eşit olur. Bu doğru bir ifade. Tanjant beta 1,5'tür. Neydi arkadaşlar? Alfa artı beta 180. Peki ben beta yerine 180 eksi alfa yazabilir miyim? Yazarız. O zaman buradan tanjant beta ne eşit oldu arkadaşlar? Tanjant 180 eksi alfaya eşit oldu. O zaman 180 eksi alfa neredeyim arkadaşlar? İkinci bölgede. Tanjant burada eksidir. Yani eksi tanjant alfaya dönüştük. Değil mi? Zaten tanjant alfanın değeri eksi 1,5'tu. Eksi eksi 1,5'tan cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1,5. Demek ki o zaman bu da doğru bir ifade. Evet. Bir de doğruydu. Evet. 3'ü de hemen şurada bakalım. Tanjant 2 alfa artı beta. Yani şöyle bir çözüm yapabiliriz. Tanjant alfa artı beta artı alfa. 2 alfa artı betayı bu şekilde ayırırsam. Alfa artı beta 180'di. O zaman 180 artı alfa yani tanjant 180 artı alfaya dönüştü bu. Zaten az önce 180 artı alfayı yapmamışız. 180 eksi alfayı yapmışız. Bu hangi bölgede? Bakıyorum. Üçüncü bölgede tanjant burada artıdır ve 180'de isim değiştirmeyecek. Yani tanjant alfaya eşit oldu. Hangi bölgedeyiz? Üçüncü bölge pozitiftir. Artı tanjant alfa. Tanjant alfanın değeri eksi 1,5'tu. O zaman bu da eksi 1,5 geldi. O zaman bu da doğru oldu. Evet. O zaman Edirne bizim cevabımız olacaktır. 33. sorumuz sin kare 38 a bölü 2 olduğuna göre kos kos sin kosinüs alfa artı beta'nın açılımı. Doğru mu? Doğru. O zaman bunun açılımı arkadaşlar kosinüs 42 artı 34'ten ne olacaktır? 76. Kosinüs 76. 76 ile 38 arasındaki bağlantıyı kurabildik mi? Kurabildik. Çünkü iki katı. Yarım açı ya girelim hemen. Yarım açı formüllerinden kosinüsün 3 tane formülü vardı. Kos kare eksi sin kare. Dikkat ederseniz burada sin kareyi verdiği için bize hangisini kullanacağım? Hemen yazalım onları. Kos kare eksi sin kare. Evet.
Bir de 2 kos kare eksi 1'di. Bir de 1 eksi 2 sin kareydi. Hangisini kullanmalıyım? Tabii ki üçüncüyü. O zaman bunu hemen açarsak 1 eksi 2 sin kare 38. Sin kare 38'i verdiydi bize. A bölü 2. O zaman 1 eksi 2 tane A bölü 2'den ikiler sadeşir. 1 eksi A cevabımız olacaktır. 34. sorumuz. ABC üçgeninde AB AC'ye eşittir. AB kenar üzerinde A ve B'den farklı bir D noktası ile BC kenar üzerinde B ve C'den farklı bir E noktası alınıyor. AD AE'ye eşit. Dep açısının ölçüsü 20. E aç kaç derecedir demiş. Evet, hemen rengimiz bu olsun. Bir de şunu işaretleyelim. Bir tane ABC üçgeni çizelim. Evet. Düzeltmedi. Evet. Şimdi ABC. AB kenar üzerinde A ve B'den farklı bir D noktası. Şurada bir D noktası belirteceğiz. Bakalım ne yapacak. Şurada bir D olsun. Evet. BC kenar üzerinde B ve C'den farklı bir E noktası işaretleniyor. Onu da buradan işaretleyelim. Evet. AD DE'ye eşitmiş. Biraz uzak çizmişiz. Tamam. Evet. AD ile AE eşitmiş. Eşit olsun. Tamam. Ve DEB açısının ölçüsü 20 imiş. Evet, şurası 20. Buna göre E aç kaçtır? AC. O zaman şurayı da birleştirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen birleştirelim. E aç da burası. Şimdi ben buraya bir x açısı dersem, ya da buraya demeyelim. Buraya demeyeyim. Şuraya diyeyim. Çünkü ABC'de bir x kenar üçgendi. Ben buraya x dersem buranın da x olacağını görebilirim zaten. Evet. Şimdi iki iç bir dışa eşitti. Burası hemen x artı 20 olacaktır. Bakın. Şu an bir şey yanlış yaptık gibi geldi. B çıkanı BC AD ile AE eşit. Şurayı yanlış yapmışız. Hemen silelim. Evet, şurayı yanlış algıladık arkadaşlar. AD ile AE eşitmiş. AD ile AE. Bakın, burası x artı 20 ise burası da x artı 20 geldi. Evet. Şimdi bakın, burada da iki iç bir dıştan. İki iç bir dıştan. Bakın, burasının tamamı kaç derece oldu? X artı 40. İki iç bir dıştan buranın da biz 40 olacağını söyleyebiliriz. Yani EAC açısının ölçüsü 40 derecedir diyeceğiz. Yanlış için kusura bakmayın. 35. sorumuz. ABCD ve EFGH kareleri ile EFD ikizkenar dik üçgeni şekildeki gibi gösterilmiştir. Mavi renkte bölgenin alanı sarı renkte bölgenin alanının 5 katıdır. Buna göre ABCD karesinin bir kenarı EFGH karesinin bir kenarının kaç katı uzunluğundadır? Şimdi bakın, burada ne vermiş? EF'de x kenar üçgen. Tamam, bakın şunlar birbirine eşit. 90 var. O zaman D EFGH karesinin merkezi. O zaman şöyle hemen şunu da birleştirirsem çok güzel bir durum karşımıza çıktı. Ben buraya A alanı dersem, burası da A alanıdır. Burası da A alanıdır. Burası da A alanıdır. Peki bize ne vermişti? Sarı renkli, mavi renkli bölgenin alanı, sarı renkli bölgenin alanının 5 katı. Sarı renkli şu anda 3A, 5 katı. Burası da 15A'dır. Neyi soruyor bize? Kenarının kaç katı uzunluğundadır diyor. Evet. O zaman benzerliği hemen kullanalım. Bunun alanı 4A. Bunun alanı
16A. Bu neydi arkadaşlar? Benzerlik oranının karesiydi. Şu rengi bir değiştirelim. Benzerlik oranının karesiydi. Dikkat ederseniz bu ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 4. O zaman benzerlik ne olur arkadaşlar? Benzerlik 1 bölü 2 olacaktır. O zaman kenarlar da 1'e 2 oranında olacaktır. Zaten bizden de bunu istiyor. ABCD karesinin bir kenarı yani 2. EFG karesinin bir kenarının yani 1'in kaç katı uzunluğundadır? 2 katı uzunluğundadır diyeceğiz. 36. sorumuz bir çember sorusu arkadaşlar. AB doğrusu çembere B noktasında teğettir. O merkezi çember. 25-20 verilenler zaten yazılmış. Buna göre alfa kaçtır dedik. Evet. Bakalım. B ile O'yu birleştirirsek buranın da 20 geleceğini görebiliriz. Peki. Bakın B ile O'yu birleştirirsem burası teğet dediği için arkadaşlar. B noktasının teğet dediği için 90 derece. O zaman burası da 90. O zaman bakın buraya ne kaldı? Ya da buradan gitmeyelim. 2 iç bir dış yapalım. Değil mi? 25 artı alfa ne eşit arkadaşlar? 110'a eşit. Buradan da alfanın ne olacağını görebilirsiniz arkadaşlar. 85 geleceğini görebiliriz. Evet. 37. sorumuz yine bir çember sorusu. Şekilde verilen özdeş çemberlerin içine bir köşesi çemberin merkeziyle çakışacak şekilde bir kare ve bir eşkenar üçgen verilmiştir. Karenin alanı S1, eşkenar üçgenin S2'dir. S1 12 olduğuna göre S2 kaçtır? S2'nin alanı RR olduğu için RR eşkenar üçgen dediği için R diyeceğiz. O zaman alanı bunun ne olur? R kare kök 3 bölü 4. Bunun alandan bahsedelim. S1. Bakın köşegeni R'dir. O zaman R kare bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? Köşegenin çapının yarısıydı karenin alanı. R kare bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? 12. O zaman R kare buradan kaç gelir? 24. Yeni yazarsam burada R kare 24'tü. O zaman 24 kök 3 bölü 4'ten cevabımız 6 kök 3 gelecektir. 32. sorudayız. Cem öğretmen geometri dersinde öğrencinin yaptığı etkinlikte aşağıdaki sıralamayı veriyor. X, Y dik koordinat sistemini çiziniz. Hemen biz de takip edelim Cem öğretmeni. Evet, bir tane eksen çizeceğiz. Çizdik. Devam edelim. Peki, y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrularını çiziniz diyor. Evet, çizelim. Bu geçmedik. Şuradan geçecek şekilde bir tane y eşittir x çizdim. Evet. Bir de y eşittir eksi x çizdik. Bu güzel olmadı. Evet, hemen çiziyorum. Evet. Y eşittir x doğrusunun üzerinde bir A noktası ve Y eşittir x doğrusunda bir B noktası alınız. A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatı birbirine eşit olup 3'tür. A noktasının apsisi 3'müş. Zaten Y eşittir x üstünde olduğu için diğer nokta da 3'tür. Yani ordinatı da 3'tür. B'ye bakalım. B noktasının ordinatı birbirine eşit olup 3'tür diyor. B noktasının ordinatı 3 ise apsisi bunun eksi 3'tür. Bunu söyleyebiliriz direkt. O zaman buna uygun A ve B noktaları belirtelim ve dikkat ederseniz ordinatlar aynı. O zaman ben A'yı buradan seçersem A noktası 3 olacak. O zaman B'yi de bakın ordinatları aynı olduğu için B'yi de buradan alacağım. Eksi 3 de burası olacak. Evet. Tamam. Biraz daha kayalım bakalım. Birimdir. Bunu direkt söyleyebiliriz. Bu doğru bir ifade. Alan AOB 9 birim karedir. AOB'a bakalım. Şöyle. Tabanımız kaç birim?
6 demiştik az önce. 6. Yüksekliğimiz 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den 9'dur. Buna da doğru diyeceğiz. Evet. YXTX doğrusu orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndürülürse A notasının yeni koordinatları 3 kökke 0 oluyormuş. Hemen döndürmek istiyorum. Şöyle pembeye alalım. Bakın burası 3 birimdi. Burası da 3 birimdi. O zaman bu uzunluk 3 köktür. Ve burası 45 derecedir. Eğer ki siz A notasını saat yönünde 45 derece döndürürseniz, bakın bir yay çizip tam buraya denk gelirsiniz ki şu A ile orijin arasındaki uzaklığın aynısıdır. Dikkat ederseniz burası ne olacak arkadaşlar? 3 kökü olacaktır. O zaman apsisimiz de 3 kökü oluyor. O zaman üçüncüsü de doğru olacaktır diyeceğiz. 39. sorumuz. Antik düzlemde yarım çember ve kare verilmiştir. Verilenlere göre K noktasının koordinatları hangisidir? CKKB eşit zaten şekil üstünde verilmiş. FD 3, ED eşit 3 birim. Tamam, FD o zaman 3 oldu. ED de 1 birim oldu. Evet, yarıçap o zaman 4 birim. Bakın kare olduğu için eşitlikten gideceğiz yine. Bakın şurayı uzatınca. Evet, bir de açıları isimlendirelim. Alfa, beta. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Alfa artı beta 90'dan. Buranın biz beta olduğunu biliyoruz. Bakın bunlar eş. Bunlar kare olduğu için eş üçgenler bunlar. Beta'nın karşısında 3 varsa beta'nın karşısında yine 3 var. Alfa'nın karşısında da kaç olacak arkadaşlar? 4. Biri buradaysa buraya da kaldı 3. O zaman bakın C'nin koordinatlarını bulalım ya da bulmayalım. Şimdi K'ya gelirsek, bakın burada da aynı benzer bir üçgenimiz var. Burası alfa ise burası betadır. Beta'nın karşısında kaç vardı? 3. Burası da kaçtır? 4'tür otomatikman. Evet. Şurayı da çizelim. Hazır elimizdeymişken. Burası da alfadır. Alfanın karşısında kaç vardı? 4'ü 3'tür diyeceğiz. Evet. Şimdi gelelim SAD'e. K noktasının koordinatları. Bakın C'nin yerden yüksekliği 3, 4, 3 daha 7 birimdir. Değil mi? C'nin yerden yüksekliği 7. Bakın K'nın C'den aşağı ne kadar var? Bakın burada bir 1'e 2 oran var. O zaman burası 3 ise burası 1,5'tür. Yani K'nın C'den 1,5 birim aşağıda olduğunu gördünüz. C 7 ise 1,5 çıkarttım. O zaman K'nın şu anda neyini bulduk? Arkadaşlar, ordinatını bulduk. Evet, söylediniz, ben de duydum. 1,5 birim aşağı ineceğim. 7, 6, 5,5. Hemen şıkta da 5,5'u bir aramam lazım. 5,5, 5,5. Bunlar olmaz. Bu olabilir, bu olmaz. Evet. Sonra gelelim apsise. Apsisi de hemen C'nin apsisine ya da buradan gidebiliriz. Bakın burası 4 birimdi. Değil mi? Yarıçap 4 birim. 4 bir geldim. Sonra yukarı çıkalım. 3 birim buradan geleceğim. Sonra bir de bakın burada yine 1 2 oran olduğu için burayı 2 2 paylaşacak burası. O zaman bakın 4 geldim. 3 bir sağa gittim. 7. 2 daha gittim. 9. O zaman apsisimizde kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu diyeceğiz. O zaman cevabımız D şıkkıdır deriz. Evet arkadaşlar, son sorudayız. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Şekil 1'de tabanın bir köşe açısı 60 derece olan paralel kenar tabanlı dik prizma verilmiştir. Bu prizma 6 eş parçaya ayrılmış ve parçalarla şekil 2'deki gibi ortası boş altıgen prizma elde edilmiştir. Evet. Ortası boş altıgen prizma elde edilmiştir. Buna göre
Şekil 2'deki cismi en küçük hacimli düzgün altıgen prizmaya tamamlamak için. İçi boş olduğu için içine ortadaki boşluğa eklenecek parçanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bu altıgen prizma elde edildiği için ortada da ne olacak arkadaşlar? Eklenecek parça bir altıgendir. Yani altıgen 3 boyutlu bir cisim. Altıgen prizma. Evet, bunu önce bir anladıktan sonra hacmini hemen söyleyelim. Hacim nedir altıgen prizmanın? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı neden oluşuyor peki? Taban nedir arkadaşlar? Altıgen. Değil mi? Taban altıgen olduğu için taban alanı çarpı yükseklik dedik. O zaman 6 tane, bakın şurada bir tane eşken üçgen, bir tane daha, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 tane eşkenar üçgenin alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklik de zaten 4 birim. Onu da zaten buradan alacağız. Peki. Şimdi gelelim şu kenarları bulmaya. Tam 9'u vermiş ama şu an yeterli değil. Hemen şu bir tanesini alalım, yazalım. Aldım ve yazdım. Şimdi bakın, şuranın bize 2 santim olduğunu söylemiş. Ve bunlar birer ne? 60 derece olan paralelkenar tabanlı dik prizma verilmiştir. 6 eş parçaya ayrıldığı için her birinin bu şekilde. 2, 2 değil mi? Ve burası 60 derece. Otomatikman bu ne? İkizkenar bir yamuk. O zaman hemen dikineceğimizi zaten düşünüyoruz. Hemen dikindik. Bakın burası da 60. Buradan da dikindim. Değil mi? Buraların bir olduğunu zaten artık görebiliriz. Ve ben buraya bir A desem. A uzunluğu. O zaman burası da A olacaktır. Hemen gidelim. Burada 9 santimi elde edecek şekilde yazalım. Bakın burası A artı 2. Burası A. Burası yine A artı 2. Burası yine A. Burası A artı 2. Ve burası da A. Peki 9 neye eşitmiş? Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane A artı 2, 4, 6. 6 eşit. Buradan 6 A'nın 3 olduğunu görüp A da buradan 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Bakın dikkat ederseniz şurayı ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 2. Bize 6 tane eşkenar üçgenin alanı lazımdı. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Söylediniz, ben duyuyorum. Eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. Yeni yazalım o zaman. 6 tane eşkenar üçgenin alanı, yani 6 tane A kare kök 3 bölü 4. A neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 4 diyeceğim. Çarpı yükseklik. Yüksekliği de zaten şuradan 4 olduğunu görüyorum. Yani şuradaki yükseklikler 4. Evet. Bakın 4'ler birini götürür. Değil mi? Şu 4'ler birini götürür. O zaman hacim ne olacaktır? 6 çarpı 1 bölü 4 çarpı kök 3. Yani 3 bölü 2 kök 3. Evet, Denizli cevabımız olacaktır. Sınavda başarılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.